Merhabalar Sinan Bey, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, Nişantaşı'ndayız. Evet, Nişantaşı'ndayız. Geldik. İş görüşmesi falan mı yoksa? Evet. Onun için geldik. Siz nasılsınız bu arada? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Sağ olun, teşekkürler. Uzun bir aradan sonra sizi görüyoruz. Yani yoktuk çok, biraz evdeydik. Ondan sonra ben provalara başladım, tiyatro provasına. Ağustos ayında. Güzel bir tiyatro teksti geldi bu sene bana. Hı-hı. İşte ona başladım. Çok da güzel gidiyor. Eylül ayında oynamaya başlayacağız oyunu. Biraz detayları anlatabilir miyiz? Ne zaman olacak? Kimler var? Oyun, epizod, gösteri, görsel sanatların bir oyunu. Daha önce geçen sene onlar Suite diye bir oyun yapmışlardı. Belki biliyorsunuzdur. Güvendiğim de bir oluşum. Oyunun içerisinde Ceyhun var, Ceyhun Fersoy. Daha sonrasında Lemi Filozof, Billur Yazgan ve Cansu Tosun var. Çok eğlenceli bir oyun. Keyifli, böyle tempolu bir fars oyunu. Bir sürü yanlış anlaşılmanın olduğu için de çok keyifli. İnsanların seyrettiği zaman çok mutlu olacakları bir oyun. Eylül ayında mı oyun? Eylül ayında başlıyor. Evet. Eylül'ün ikinci haftası. İşte bu haftada bir afiş çekimimiz olacak. Ufak ufak tanıtımlara başlayacağız. Heyecanlıyız yani. Ekranda olacak mısınız? Ağustos sezon ayında özellikle bir bu ay böyle bir iş almamaya çalıştım. Provalarım var diye. Bütün enerjimi ona akıttım. Ama oyun çıktıktan sonra tabii ki. Yani o oyunu engellemeyecek olan televizyon işleri hayatımızda olsun. Güzel bir şey. Yaz nasıl geçti? Tatil yapabildiniz mi? Yazın tatil yapamadık çünkü çok tatil yapacak keyfimiz yoktu açıkçası. Bu depremden sonra bizi biraz daha gerdi. Çünkü deprem biliyorsunuz Çiğdem Antakyalı ayrıca. Tabii ki herkes için zor geçmiştir. Tabii bizden daha da zor geçirenler de vardır ama işte anne baba da bizdeler. Antakya'daki ev çünkü maalesef yıkıldı. Ama Allah'tan yakın çevrenin bir can kaybı yok. Tek tesellimiz o. Onun haricinde bir kere daha geçmiş olsun ülkemize. Bir yere gidemedik o yüzden. İstemedik açıkçası gitmeyi. 6 ay geçti üzerinden. Hala sanki çok yeniymiş gibi hissettiğimiz bir acı. Bir de onun haricinde bir tatlı bir heyecan da yaşıyorsunuz. Evet. Çiğdem Hanım'ın heyecanı. Evet, kendim arkamda bir kozmetik grubu çıkarıyorum piyasaya. Kendi isminizden? Evet, kendi ismimle. Saç üzerinden bu hafta piyasada olursunuz. Saç üzerinden o şampuan, şampuan mı var? Evet, saç şampuan, kremi. Saç maskesi, saç serumu gibi. Öyle güzel ürünler. Nasıl oluştu bu proje? Nasıl ya çoktandır aklımdaydı zaten, danışmanlığını yürüttüğüm bir firmanın ürünüydü bu. Sonra neden beraber yapmayalım diye düşündük. Yaptık. İnşallah hayırlı olur. Tepkiler nasıl? Valla şu ana kadar deneyen herkes çok beğendi. Daha çok yeni galiba. Daha çok heyecanlandırıyor. Evet, çok yeni. Bu hafta piyasada olacağız. Sinan Bey de denedi mi? Denedi. Ben onun kendisinde denenmiş halini gördüm. Saçını hiç öyle görmemiştim yani. Çok hacimli görünüyordu saçını. Çok sağlıklı görünüyordu. Bir de ben ayrıca onun zevkine bu anlamda çok güvenirim yani. Benim çok anladığım şeyler değil bu. Ama bütün benim kozmetik ürünlerim de o seçer. Sağ olun. Evet. İyi, hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok size de hayırlı olsun bu arada. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah'ın adı babalı büyüsün inşallah.